İyi bir hafta diliyorum her birinize. Umarım ekran başındaki herkesin de morali iyidir. Sağlığınız yerindedir. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Size ben de önce güzel haberler vererek başlayayım. Biliyorsunuz cuma günü 13 yaşında bir kızımızı arıyorduk. Abisiyle tartışmıştı mesajlaştığı için. Tahmin etmiştim zaten. Eve geri dönemedi çocuğumuz diye. Gerçekten işte çocuk aklı denilen şey yine devreye girdi. Sinop'ta akrabaları varmış, onların yanına gitmeyi düşünmüş. Gitmiş otokara, bak şimdi işte çocuk diyorum ya ben, bu çocukların, o yüzden zaten bu çocukları yaptıklarını çok ciddiye almadan idare etmek lazım. Kesinlikle. Sinop'taki akrabalarımın yanına gideyim demiş, otogara gitmiş. Üzerinde kimliği falan da yok. Oradakilerin durum dikkatini çekiyor. Ondan sonra hemen polise haber verdiler ve çocuğumuz ailesinin yanına döndü. Gözleri aydın. Hoş geldiniz efendim size. Gözünüz aydın. İyi teşekkür mi? Teşekkür ediyorum. Çok iyi. Çok iyi. Bugün yüzünüz gülüyor. Cuma günü böyle yüzünüzden düşen bin parçaydı. Müge Hanım teşekkür ediyorum. Çok o gece var ya zor geçti yani. Ömrümden ömür geçti. Sizlere teşekkür ediyorum. Ay sağ olun. Beni yalnız bırakmayan tüm akrabalarıma. Kızmasaydınız çocuk işte yok, yani. Yok çocuğuma kesinlikle kızmıyorum. Şu anda çok mutluyum yani. Yani yaptığı yanlış ama işte hep diyoruz ya o yaşlardayken neler yaptığımızı bir hatırlarsak eğer her birimiz. Evet. Bu çocukları ona göre kınarız. Kimliği olmadan seyahat edemeyeceğini dahi bilemeyecek kadar küçük bir durumda. Öyle düşünmek lazım. Hani evet. Yaptığının bilincinde değil ama yine de hiç değilse bir akrabasının yanına gitmeyi düşünmüş. Evet evet. Hani o açıdan da yine de birazcık akılcıl düşünmüş. Evet, ama evet. Çocuk bunlar yani o yaştaki çocuklar her şeyi bildiklerini düşünüyorlar ne yazık ki. Ama evet. Maalesef ki evet. Hayat tecrübeleri hiç olmadığı için evet. Çok sıkıntılı. Evet, ben tabii otogardaki yetkililere, duruma hemen uyanan otogar çalışanlarına ve otogar polisine de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü artık bu konularda çok bilinçlendiğimize evet. inanıyorum. Eskiden yine hani işte param yok, ailemin yanına gideceğim falan diye. Tabii biz de millet olarak böyle birilerine yardım etme duygumuz var ya. Aa yardım edelim diyorduk ama artık yardımın çok doğru olmadığının farkına evet. vardık. O yüzden hepimizin çok uyanık olması lazım. Çünkü hepimizin çocuğun evet. olabilirdi. Efendim tekrar gözünüz aydın. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olun tüm ekibinize. Heyecanlarla bir şey söyleyemiyorum. Herkese vallahi teşekkür ediyorum. Size, hiç teşekkür etmenize gerek yok. Sizin böyle güler yüzünüzü gördüğümüz zaman. Evet evet. Hani böyle ben hep söylüyorum. İnsanların bir kaybı olduğu zaman özellikle çocuklarını kaybettikleri zamanki surat ifadeleriyle buldukları zamanki surat ifadelerini yan evet. yana koyduğunda her şey zaten ortaya evet, çıkıyor. Evet. Bizim için en güzel teşekkür de sizin yüzünüzün gülmesi.